merhabalar. Bugün Tabsolid'de montaj revizyonlarından bahsedeceğiz. Yaptığımız herhangi bir değişikliğin teknik resim tarafına nasıl geldiğini ve bazı ayarlarını inceleyeceğiz. Burada iki kapılı bir kitaplığımız mevcut. Draft kısmında sayfalarımı açtım ve ürünümü çağırıyorum. Belli ayarlamalarını yaptıktan sonra ürünümün şöyle üç görünüşünü sağ klik yaparak aşağı görünüşlerini hazırlıyorum. Şöyle bakın. Tutarsanız istediğiniz gibi hareket de ettirebilirsiniz. Büyük geldiyse şuradan ana parçayı küçülterek bakın bir revizyon attı. All views dersem hepsini düzenleyip küçülterek devam ediyorum. Yine çağırıyorum. Bu sefer perspektifini alacağım. Yine aynı sayfa önüme açıldı. Bu sefer buradan perspektif diyerek bir de gerçekçi görünümde görelim. Ürünümü aldım. Şöyle bıraktım. Eğer şu şekilde geldiyse buradan realistic rendering'de renkli haline getirebilirsiniz. Bir de malzeme listesi alıyorum. Burada yine kendinizin belirlediği kesim listesinde hangi antette, buradaki antette hangi çizim bu çizim diyerek iki nokta arasına kesim listemi alıyorum. Daha sonrasında buradan ayarlar kısmından da şöyle bir tersine çevirdim. Bakıyorum listeme. Şöyle geldim. Adetleri yazıyor. Parça hatları, ürün hatları, malzemeleri, açıklamaları gibi gibi genişlikleri. Kaba payları varsa kaba payları hepsini yazıyor. Burada da küçük bir ölçülendirme yapıyorum. Fast diyebileceğimiz hızlı ölçülendirme. Bakın buradan buraya kadar. Şöyle. Genişliği kapağıyla birlikte. Ve şuradan da yine gösterelim. Bu şekilde görebiliriz. Kapaklarını da yine şu şekilde radyuslarını ve tabii ki orta mesafesinde ölçebiliriz. Şöyle yine bir kenardan bir kenara tam kapak boyunda verebiliriz. Eğer ölçülendirirken buradaki fazla yakındaysa tek olarak da bakın çektiğiniz zaman ölçüler takip eder. Ortadaki ana görüntüyü tutarsanız hepsi birlikte hareket etmiş olur. Evet, genel olarak ürünün kabaca üç görünüşünü, perspektifini, listesini ve birkaç ölçüsünü aldık. Şimdi bu üründe ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Ve bu değişiklikler draft kısmına açık olsun olması nasıl yani? İlk önce buradan bir kitaplık draft olarak kaydediyorum. Şimdi kitaplığıma geri dönüyorum. Kitaplığıma geri döndüm ve ben buradaki ayağımı silmek istiyorum. Şöyle ayağımı sildiğimde, bakın şu anda burada bir ayak gitti. Bakın burada bir yıldız yandı. Kapağımı açtığımda, teknik resim sayfasında kırmızı çarpılar, yine malzeme listesinde ve üç görünüşe çarpılar meydana geldi. Bu, bir değişikliğin olduğunu, bir revizyonun olduğunu bize gösterir. Buradan gelerek Regenerate komutuna tıklayıp, isterseniz tek tek, isterseniz All View isterseniz bütün görünüşleri düzeltir. Malzeme listesine tıklayarak şöyle düzeltir. Bakın buradaki görünüşten ayağı sildi. Buradan da malzeme listesinde de bir değişiklik olduğunu söylemişti. Bu malzeme listesi ilk açarken kesim listesi aldığımız için bakın burada sadece kesime gidecek
malzemeler görünmekte. Bir de aksesuarlarımızın da görünebilmesi için, yani kolumuzun, ayağımızın, menteşemizin görünmesi için de bir malzeme listesi alalım. Yine bir of material. Buradan malzeme listesi aynı şekilde. Hangi antet, bu antet, hangi görünüş deyip şöyle iki nokta arasında da bir malzeme listesi attım. Yine bakın buradan ayarlar deyip onu da ters düz edip şöyle düzeltebilirim. Bakın burada 4 adet eğimli ayak diyor. Kontrol edeceğim. Bakın baktım. 4 adet eğimli ayak. 5.sini delikleriyle birlikte silmiş. Burada kavayalardan ve menteşelerden de bahsetmiş. Yine malzeme listesinin içine girerek şuradan flat bull bütün ürünleri aç dersem, bakın buradaki bütün ürünleri bana açıyor. Menteşeler, dübeller, kulplar gibi gibi. Burada bakın 2 adet sallama veya sallanan kulp ve gold malzemesiyle kayıt edilmiş kulplarım var. Şimdi ürünüme açık veya kapalı fark etmez. Buradaki kulplarımı kütüphaneye tanımladığım herhangi başka bir kulpla değiştirmek istiyorum. Ürünü şöyle yüzeyine tıklıyorum. Sağ klik veya şuradaki anahtar komutu aynı komutu açar. Açtım. Burada bana birkaç farklı şeyden bahsediyor. Bu bir kütüphane dosyası olduğu için. Template'ini kütüphane dosyasına gidebilirsin. Tekrardan pozisyonlayabilirsin, yerini belirleyebilirsin. Interchange, değiştirebilirsin. Geldim. Bakın aynı kulplar altında bizim kendi kütüphanemizde. KLP bir kulbu var. Bu kodla kaydedilmiş bir kulp. Bununla değiştirdiğimde bakın buradaki normaldeki deliğini sildi, ürünü kaldırdı, yerine diğer ürünü getirdi. Diğerini de değiştireyim mi? Evet dediğimde bakın aynı şekilde deliklerini sildi, yeni deliklerini deldi. Şimdi draft tarafında bir interchange yaptığımda ne olduğunu bakın, yine tabii ki bir revizyon attı. Regenerate komutuyla yine bütün görünüşleri düzelt dediğimde bu sefer tüm görünüşlerdeki kulp çeşidi değişmiş oldu. Listeleri düzelt dediğimde yaklaştım. Bakın az önceki kulp, sallanan kulbu sildi. Yerine malzemesi ile birlikte KLP bir kodlu 2 adet kulbu da bana getirmiş oldu. Döndüm ürünüme. Peki değiştirmeyi, çıkarmayı gördük. Ekleme nasıl oluyor? Şuradan bir dikmevi bir raf ekleyelim. Komut değişmiyor. Geldim buradan. Şu yüzeyden bu yüzeye önden veya arkadan fark etmez. Şöyle rahatlıkla kullanmak için çevirebilirsiniz. Arkaya kadar koydum. Pozisyonlayacağım. Yukarıdan 250 dedim. Şöyle düzelteyim. Bakın pozisyonladım. Sağ klikle bitirdim. Geldim yine aynı şekilde. Bu sefer diyorum ki dikmesini de yapalım. Ek bir raf oluşturalım. Switch direction dedim. Yine arkadan öne kadar yerine yerleştirdim. Şimdi bu haliyle bakalım ürünümüzün bu tarafına. Bakın ürünümüzde herhangi bir değişiklik yok. Bu ürünleri buraya çizdim ancak Define Part etmedim. Define Part edilmemiş hiçbir parça ya da kütüphaneye kaydedilirken Define Part edilmemiş hiçbir ürün sizin diğer herhangi bir sayfalarınızda görünmez ve açılmaz. Yokmuş gibi davranır. Buradan gelip ürünlerimi seçip Define Part edersem herhangi bir isimde kalabilir. Malzemesi de beyaz olarak kalabilir, fark etmez. Okey dediğimde şu anda burada bir değişiklik var. Değil mi? Buraya geldiğimde kayıt etmeme bile gerek duymadan sadece Define Part bana buranın değiştiğini gösteriyor. Geldim. Yine Regenerate dedim. Bakın. Artık üründe benim eklediğim ek parçalar her görünüşüne gelmiş oldu. Buradan ölçülendirme yaparsam yaptığım
Ölçülendirmeyi de bakın 250 demiştim. Aşağıdan yukarı doğru. Ölçülendirmelerimi de görmüş oluyorum. Ve şöyle 18'lik demiştim. Malzemesinde görmüş oluyorum. Genel olarak eklediğimiz, çıkarttığımız ve değiştirdiğimiz malzemeleri gördük. Peki her seferinde rejenerat atılmasını istemiyoruz. Bazı ürünlerde ya da bazı antet kağıtlarında gerek yok diyorsak bunun için ne yapabiliriz? Yeni ayarlamaları yapmak için ürünün template'i dediğimiz orijinal dosyasına gitmemiz gerekiyor. Bakın şu anda bu benim üzerinde çalıştığım aslında antet kağıdımın orijinal bir dosyası TabSolid'in içerisinde mevcut. Buradan open diyerek gelip C klasörünün içinde misler, config'in içinde template. Bakın burada bende tabii ki çok fazla ürün mevcut. Buradan gelerek kendi antitinizi bulun. Daha sonra antitin orijinalini açalım. Burada orijinalinde yaptığımız her ayarlama diğer açacağımız, şuradan aç dediğimizde açacağımız antitlerin hepsine yansır. Burada iki farklı ayarlama var. Biri tools'un içerisindeki options dediğimiz tüm antitler için geçerli olan genel ayarlar. Bir de burada properties dediğimiz bu antite özgü ayarlar. Properties'i açtıktan sonra bakın burada TabSolid Wood, draft'la alakalı kanallar, delikler, küçültme faktörleri alakalı bütün ayarlar burada mevcut. Buradan geldim. Ölçü ayarları mevcut. Ama benim işim şu anda buradaki parametre ayarlarıyla alakalı. Geldim buradan. Table Bill of Material'ı buldum. Bill of Material. Otomatik güncellenmesini istiyorsanız Automatic Update of Material demeniz gerekiyor. Buradan Drill Table deliklerin otomatik güncellenmesini istiyorsanız Automatic Update demelisiniz. Ürünün kendisinin View dediğimiz kısmı, yani koyduğumuz üst görünüş, yan görünüş dediğimiz kısmını da otomatik yine gelmesini istiyorsanız buradan da Projection parametrelerde Automatic Update of Views'u yapmanız gerekiyor. Buradan yapalım. Bir örnekte görmüş oluruz. Bill of Material'da otomatik dedim. Automatic Update dedim. Okey. Şimdi bu yaptığımız değişiklik bu sayfaya uzar. Peki biz tüm genel ayarlamaları yapmak için kullandığımız Options komutundan da yine aynı yerleri bularak buradaki ayarları açarsak buradan gelerek Automatic Update burada açık. Okey dediğimizde ve kaydet diyoruz. Artık bu antet kağıdımızda bir revizyon yaptığımızda bu revizyon otomatik olarak gelmiş olacak. Şunu kaydet diyorum. Evet kaydet dedim. Buraya geldim. Ürünüm bu halde. Şimdi yeni bir az önce yeni kaydet dosyamı açtım. Buradan ürünümü çağırdım. Ürün buraya geldi. Şimdi herhangi bir değişiklik yaptı neler olacağına bakalım. Geldim. Ürünü eski haline getiriyorum. Kulplarımı değiştirdim. Diğerini de değiştirdim. Ve eski haline getirmek için buraya bir ayak daha ekleyeceğim. Şuradan ayağıma tıkladım. Şöyle sürükle bırak dediğimde buraya okulun ucuna geldi. Ürünü bıraktım. Döndürmeme gerek yok. Otomatik delindi. Deleyim mi dedi. Del dedim. Buradan baktım. Renkleri delindi. Tabii ki benimki çizgileri gösterme modunda olduğu için göremedim. Arkadakinin yine ölçüsüne göre ölçülerimi düzenliyorum. Yine çizgilerimi kapatacağım. Kaydet dedim. Ürün eski halinde şu anda kaydettim. Peki öncesinde eski değiştirdiğimiz versiyonuyla yaptığımız draft kısmına ne oldu? Geliyorum buradan. Bakın hiçbir soru sormadan çizgi
atmadan ve yünerek istemeden ayağı getirmiş, buradaki alanı kaldırmış ve buradaki yine kutlarını değiştirdiğini görüyorum. Genel olarak revizyonlardaki değişimler, bunların Antet'e nasıl yansıdığını ve otomatik olarak rejenerat yapmadan da nasıl değiştirildiğini görmüş olduk.